Hamsinin kilosu 25 liradan aşağı düşmeyince vatandaş isyan etti. Trabzon'da bile hamsi yiyemeyecek miyiz diyenler balıkçılarla kavgayı tutuştular. Hal böyle olunca her gün fırça yiyoruz diyen esnaf da dert sahibi oldu. Yerliciler, hamsiciler, yerliciler. Abi sucuk satıyorum abi, öz Trabzon abi. Satışı bıraktık, insanların tepkisiyle uğraşıyoruz burada. Zaten bura ağlama duvarı. Burası ağlama duvar. Her gelen bize fırça atıyor burada. Orası Trabzon balık pazarı. Onlarda hamsinin fiyatı bir türlü ucuzlamayınca zor durumda kalan, her gün fırça yiyen balıkçı esnafı. Soyguncu olduk biz, hırsız olduk biz. İnsanlara anlatıyoruz yani hamsinin Gürcistan'a kaçtığını söylüyoruz. İşte niye kaçtı, neden gitti falan filan. Yani o kadar da yüzme bilmiyoruz. Şimdi hamsinin peşine gidelim de alıp gelelim hamsi yani. Hamsiye özellikle Karadeniz'de kışın neredeyse tek besin. Pilavı, buğulaması, keki, böreği 100 çeşidi yapılıyor. Gelin görün ki hamsi suyu daha soğuk olan Gürcistan ve Rusya'ya rotayı kırdı. Fiyat 25 lirayı gördü. Fiyatı pahalı olduğundan dolayı bazen vatandaşlarımızdan kavga edecek hale bile geliyoruz yani. Vatandaş pazara hamsi almaya değil, balıkçıyla kavgaya geliyor. Hamsiyi siz yediniz, siz kaybettiniz, siz yediniz, hep bizi suçluyorlar. Hamsi 20 lira beyler, hamsi 20 lira beyler. Trabzonluyuz ama hamsiyi çok doyasıya yiyemedik. Pahalılık çok yani. Sadece Trabzon değil ki. Sinop'ta da kilosu 25, Samsun'da kilosu 20 lira. Hamsi artık zengin işi mi oldu? Biraz öyle görünüyor. İstanbul'da da durum benzer. En ucuzu 25 lira. Dahası böyle giderse fiyatı artabilirdi. Bir hafta 10 gün sonra herhalde 30 lira 35 liraya kadar çıkar.